Efendim, Samsun Nabzı'ndan mutlu geceler diliyorum. Bu akşam Samsun'da ana muhalefetin dışında da var olan siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte olacağız. İl başkanlarıyla. Eski ismi İşçi Partisi, yeni ismi Vatan Partisi olan partinin Samsun'daki il başkanı Sayın Haydar Çolak'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Efendim, bunun dışında Saadet Partisi Samsun eski il başkanı, şimdi de GİK üyesi, evet. Avukat Hasan evet. Bayram var konuklarımızdan birisi. Bunun dışında HDP Samsun il başkanı Cevdet Bakıncı bu akşam konuğumuz. 2015 genel seçimleri üzerinde konuşacağız. Bu partiler nasıl hazırlanıyorlar? Milletvekili adaylarında aradıkları kriter nedir? Genel politikaları nedir? Nasıl bir yol haritaları var? Bunların üzerinde konuşacağız. İsterseniz önce Saadet Partisi ile başlayalım. Evet. Hasan Bey, birkaç gün önce genel başkan yardımcısı bir olaydın. Evet. Samsun'daydı. Ve şöyle bir ifadede bulundu. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Normalleşmeye ihtiyacı sözünden Saadet Partisi ne anlıyor, ne anlatmak istiyor? Şimdi öncelikle teşekkür ediyoruz bizleri davet ettiğiniz için. Normalleşme derken aslında demek ki Türkiye'de bir anormal durum var. Bu anormal durum son 12 yıldır Türkiye'de kamplaşma ve kutuplaşmaya yönelik yapılan siyaset. İşte ben varsam siz yoksunuz, ben yoksam siz hiçbir şey değilsiniz mantığıyla yapılan bir siyaset. Tamamen lidere odaklı bir siyaset. Hem milletin sözlerini ve taleplerini yerine getirmeyi amaçlayan bir siyasi hareket, AKP'den bahsediyoruz. Hem de sadece bütün Türkiye yönetiminde kendisini odak haline getiren, kendisini odağın merkezine oturtan bir siyasi hareket. Bu anormal bir durum. Çünkü Türkiye'de farklı sesler de var. Türkiye'de farklı sivil toplum kuruluşları da var. Cemaatler var. Ne bileyim, diğer gruplar var. Yani bunların da talepleri olacak. Hem hepsini kucakladığınızı söyleyeceksiniz, hem de sadece kendinize bir yol çizeceksiniz ve bu yol üzerinde ya benimlesin ya da karşı taraftasın mantığıyla hareket edeceksin. Bu anormal bir durumdur. Genel Başkan Yardımcımız da sanırım bunu söylemek istedi. Türkiye'nin bu anlamda normalleşmeye ihtiyacı var. Gerçekten normalleşmeye ihtiyacı var. Bunun adı eski siyaset değildir. Yani bize hep şununla suçluyor AKP'deki arkadaşlar. Soğuk Savaş döneminin siyaset söylemlerini siz kullanıyorsunuz diyorlar. Bunun adı Soğuk Savaş döneminin siyaset söylemi değil, eski siyaset değil. Tam tersi, milletin istediği siyasettir. Aslında milletin de siyasetten çok da fazla bir beklentisi yoktur. Milletin tek derdi karnının doymasıdır. Türkiye'de refah içinde yaşamaktır. Kendi yaşam şekline veya yaşam tarzına karışılmamasıdır. Milletimizin istediği de budur zaten, ama maalesef bu anlamda da anormal bir durum var. Milletimiz maalesef son 12 yıldır uygulanan politikalar, özellikle AK Parti iktidara geldikten sonra uygulanan politikalar sonucunda Birleşmiş Milletler verilerine göre konuşuyorum. Kendi uydurduğum bir şey değil. Türkiye'nin 1/3 fakirken şu anda 2/3 fakir. Yani son 12 yılda 1/3 daha fakirleşmişiz. Paranın satın alma gücü daha da azalmış. Bunun yanında işsizlik oranı artmış. Baktığımız zaman sosyal çöküntüler başlamış. Adliyelerin sayısı artmış. Borçlu sayısı artmış. Sadece devlet borçluydu eskiden. Şimdi hem milletin kendisi hem de özel sektör borçlanmış. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında anormal bir durum var. Bu anormal durum, yani normal nedir? Normali nedir bunun? Ekonomideki parametrelere baktığımız zaman işsizlik oranları, üretim, fiyatlar, üretilen malların fiyatları, işte tarım ürünlerinin, çiftçinin tarım ürünlerini elinden çıkarırken zarar etmemesi, sübvanse edilmesi gibi durumlar aslında ekonominin iyi gittiğini gösteren göstergelerdir. Yani bir işçi eğer emeğinin hakkını alıyorsa, ikincisi tarım ürünleri eğer gerçekten para ediyorsa, yani çiftçi kar ediyorsa bu işten, sadece işte yatarak, ekmeyerek
işte doğrudan gelir desteği paralarıyla geçiniyorsa bunlar anormal durumdur. Ama normalini söylediğimiz zaman işte dediğim gibi üretim, reel politik, reel ekonomiye geçiş, daha sonra bu üretilen malların pazarlanması, ekonomideki durum, hepsine baktığımız zaman anormal bir durumla karşı karşıyayız. Milletimiz borçlanmış durumda. Milletimiz ne kadar borçlanmış? İşte 120 küsur milyar dolar borçluyken 2002 yılında şu anda 600 küsur milyar dolar borcumuz var. Sadece devletin değil, yani kamunun değil, özel sektörün ve milletin kendi kredi kartları, tüketici kredileri, şunlarla bunlarla karşı karşıya kaldıkları borçları toplamını söylüyorum. Şimdi bu Genel Başkanımızın söylediği sözü biraz daha açmış olalım. Türkiye anormal bir durum yaşıyor. Bu anormal durumu daha fazla bu ülke sürdüremez diye düşünüyorum. Sürdüremeyeceğini de zaten dünyada ekonomik krizler bunu göstergesi. İşte piyasadaki paranın fazla oluşundan dolayı neoliberal politikaların artık bir şişmeyle patlama noktasına gelmesi. Karşılığında ekonomik krizler, zaten bunlar sürdürülebilir politikalar değil. Türkiye'deki bu kamplaşma, kutuplaşma ve milletin aç bırakılması, işsiz bırakılması, fakirleşmesi politikaları da sürdürülebilir politikalar değil. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin insanların, ayrı kutupların, ayrı grupların, ayrı cemaatlerin, ayrı görüşlerin, kliklerin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Yani bu bir nevi Türkiye'de bir dostluk ve barış havasının esmesine ihtiyaç var. İhtiyaç var diyorsunuz. Evet. Peki şimdi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir şiarından yola çıkarak son 12 yıldır bütün seçimlerde seçmenlerin önemli bir çoğunluğunun oyunu alarak iktidar olan bir parti var. Evet. Bu partinde kökenlerine baktığımız zaman Milli Görüş olduğunu görüyoruz. Saadet Partisi'nde kaynağının Milli Görüş olduğunu biliyoruz. Sizi onlardan farklı kılan ve bugün bu böylesine net eleştirileri ortaya koymanıza sebebiyet veren şeyler vardır. Evet, var. Biraz da bunlardan konuşalım isterseniz ve sizin sesinizi anlatmanıza, çıkarmanıza engel olan şeyler nedir? Seçim barajı, yani %10 gibi bir durum mu sizi aşağı çekiyor ve sizi farklı kılan nedir? Biraz da bundan konuşalım isterseniz. Şimdi öyle bir konu açtınız ki bu konu saatlerce konuşulsa bence... Mümkün olduğunca özetleyerek konu başlıklarıyla. Biz 27-28 Şubat postmodern darbesiyle özellikle Refah Partisi'nden bahsedeyim. O zamanki genel başkanımız ve başbakanımız Necmettin Erbakan hocamız merhum. Hem iktidardan hem de siyasetten, yani sadece iktidardan uzaklaştırılması yetmedi. Siyasetten de uzaklaştırma yoluna gidildi. Uzaklaştırılmasının sebebinin artık bugünlerde hepimiz tartışıyoruz ve keşke yapmasaydık, keşke olmasaydı, vicdanımız sızlıyor, hocamızı biz anlayamamışız cümleleriyle sonuçlanan bir süreç yaşadık. Artık buna tekrar geriye dönmenin bir anlamı yok. Burada AK Parti ile, yani Recep Tayyip Erdoğan ve ekibiyle, işte Bülent Arınç, Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Abdülhatif Şener, bu ekiple bizi birbirimizden ayıran şey aslında Fazilet Partisi Kongresi'nde oldu. Fazilet Partisi Kongresi'nde dediler ki bu arkadaşlar, biz siyaset yapmak istiyoruz. Bizim üstün ideallerimiz var ama bu ideallerimizi küresel emperyalizm kabul etmiyor. Biz Türkiye içerisinde kendi isteklerimizi ve arzularımızı yerine getirecek, bizim yaşam alanımızı genişletecek bir siyaset yapmak istiyoruz. Yani Erbakan Hocam şunu söylerdi. Biz siyaset değil, cihad ediyoruz. Yani bunu ibadet aşkıyla yaptığı için. Bu şu demektir. Cihad etmenin bir bedeli vardır ama siyaset yapmanın bir bedeli yoktur. Siyasette tavizin sonu yok çünkü. Ama cihad ederken, yani cihad dediğimiz Arapça bir kelimedir ama burada Allah rızası için çalışmaktan bahsediyorum. Bunun bir bedeli var. Nedir? Biz doğruları ortaya koyarız. Buna biz hak deriz. Ve bunun eğer karşılığında bizden taviz isteniyorsa bunu vermeyiz. Dolayısıyla Erbakan hocamız bunun bedelini ödemiştir. Hem iktidardan hem de siyasette uzaklaştırmıştır. Ama bunun mirasını bu iktidardaki arkadaşlarımız, abilerimiz, büyüklerimiz yemişlerdir. Hala yemeye devam etmektedirler. O zamanlar 1999'dan sonraki süreci, ben Samsun'daki süreci bilmiyorum ama özellikle buraya gelinip işte biz Erbakan Hoca'yı Cumhurbaşkanı yapacağız. Biz onun izniyle kurulduk. O bizim kurulmamızı istedi. Buna müsaadesi var şeklinde cümleler sarf edip de
üç dönem üst üste milletvekili yapan büyüklerimizi biliyoruz. Yani onlar bunu da yaslayamazlar. Bunu da kabul ediyorlar. Tek tek dolaşıp bütün teşkilatlarımızın tekrar AK Parti teşkilatına kaymasını sağladılar. Bunun sonucunda şimdi baktığımız zaman, sonuca geldiğimiz zaman onlar polemik üzerinden doğruların peşinden gitmeyerek sadece iktidarda kalmak adına, belki siyaset bilim açısından bu doğru olabilir. İktidarda kalmak için her şeyi yapabilirsin. Ama bunun bir erdemi var, bunun bir fazileti var, bunun bir vicdanı var. Yani bunun eğer ben her şeyi yaparım, her şey benim için mübahtır, yeter ki ben iktidarda kalayım diyerek yola çıkarsanız bunun bence gelenek ve göreneklerimize, inançlarımıza göre karşılığı yok. Bu birincisi. İkincisi, millet niçin oy veriyor dediğinizde aslında bu da bir araştırma konusu bence. Milletimiz maalesef 2001 krizinden sonra bunalmıştı. Ve biz o zaman şunu dedik, %34 ile %30'un üzerinde bir oyla bunlar iktidara gelecekler, bu belli. Ancak ben bunu küresel emperyalizme çok fazla bağlamayayım. Yani hani işte Abdurrahim Karslı'nın açıklamaları vardı. Abdurrahim Karslı demişti, onlar işte küresel emperyalizme ve İsrail ile Amerika ile anlaştılar. Anlaşmaların karşılığında onlara iktidar verildi. Önlerine 3 tane madde kondu. Bu 3 maddenin karşılığında da onlara 3 maddelik bir alan açıldı. Ona da hiç kimse karşı gelmedi. İşte Ali Bulaş kabul etti. Dilipak üstün yüzeysel bir şekilde kısmen, zımnen ve kısmen kabul etti. Bunlar görüşülmüş, konuşulmuş konular. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu bile ona yapılan teklife karşı şunu demiş. Biz tabii onu medyadan okuyoruz. Fille yatağa girilmez. Fille yatağa girersen ezilmiş olarak kalkarsın. Yani şu anda ezilmiş durumdalar. Evet, küresel emperyalizmle bir kol kola girerek yani İsrail ve Amerikan tandanslı, özellikle Büyük Orta Doğu'daki yapılmak istenenler Türkiye'den geçtiği için, Türkiye olmadan Büyük Orta Doğu'da bunları yapamazsın. Rahmetli Ecevit buna müsaade etmemişti. Hepimiz biliyoruz. Bu sözler alındı. %10 seçim barajı kısmına geleyim. Çok özetliyorum. Lütfen. Benim sürem geçti. Evet. %10 seçim barajı. Dün Cumhurbaşkanı bir söz etti. Ben de bunu sosyal medyada paylaştım. Dedi ki, geliniz bu darbe ürünü anayasayı el birliğiyle kaldıralım. Hı hı. Güya milletimizi yeni anayasa yapmaya çağırıyor. Hı hı. 400 milletvekili istiyor ya beyefendi. Şimdi %10 seçim barajı darbe ürünü değil mi? Siz bu %10 seçim barajının arkasına sığınarak yıllarca iktidarda kalmadınız mı? Evet. Ve hala daha işte Anayasa Mahkemesi'ne bizim Saadet Partisi'nin açmış olduğu davaya işte o zamanki Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi Başkanı kabul edecekmiş gibi bir görüntü, davayı kabul edecekmiş gibi bir görüntü arz ettikten sonra apar topar baskıyla bu kararı ret çıkartmadınız mı? Bu çok belli bir şey. Yani birileri de, hatta Numan Bey de çıktı dedi ki, seçim barajları gibi, seçim kanunları gibi kanunlar milletimizin kararıyla ya da işte bizim millet meclisinin kararıyla alınır. Yargı kararlarıyla alınmaz gibi bir cümle kurdu. Yargılar da, yargı kurumları da, mahkemeler de Türk millet adına karar veriyor. Ama bunu atladı diye düşünüyorum. %10 seçim barajı darbe ürünüdür. Darbe ürünü bir seçim barajının arkasına sığınarak iktidarda kalınmayı da maharet görüyorlar. Şu anda şunu söyleyeyim. Biz anketlerde şunu soruyoruz milletimize, halkımıza. %10 seçim barajı olmasa kime oy verirsiniz dendiğinde %14 civarı Saadet Partisi çıkıyor. Çıkıyor. Bu önemli. Bunu ikinci bölümde konuşalım. Müsaade ederseniz Cevdet Bey'le devam edelim. HDP'nin Samsun'daki varlığı üzerinde biraz konuşalım. Üstelik Cumhurbaşkanlığı sürecinde Selahattin Demirtaş'ın Türkiye genelinde almış olduğu %9 oy, %10'luk barajı aşabilecek görüntüsünü verdiği için de toplumun bir kesiminde heyecan uyandırdı. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve Samsun'da sanıyorum 9.000 civarında oy aldı HDP. Siz il başkanı olarak bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, ben de izleyicilerimize selamlarımızı, saygılarımızı sunarak konuşmaya başlamak istiyorum. Evet. Şimdi Halkların Demokratik Partisi biliyorsunuz kısa geçmişi olan bir parti. Samsun'da da kuruluşu da 2 yıllık bir sürece denk geliyor. Bu çerçevede, ama
Türkiye'de de en çok saldırılan, en çok üzerinde şiddete konuşulan, uğrayan, en çok üzerinde konuşulan bir parti. Neden? İşte 12 Eylül Anayasası ile başlayan o Türkiye'nin yapısının tümden değiştirilmesi, arkadaşımın demin söylediği gibi barajların yıkılması, anayasanın sil baştan yeniden toplumun katkısıyla yapılması, birilerinin getirdiği, dayattığı anayasa değil, yapılması, terörle mücadele yasasından tut bir sürü yasaların tümüyle elden geçirilmesi ve toplumun daha demokratik bir ortama kavuşturulması gerekiyor. Evet. İki, bunun dışında Türkiye'de farklı kimlikler reddediliyor, inkar ediliyor, efendim yok sayılıyor, şiddete uğruyor. Farklı inançlar aynı şekilde şiddete uğruyor, ötekileştiriliyor. Türkiye'de değişik çevreler, inanç grupları, etnik gruplar, bütün bu hakarete uğrayan bir sürü şeyler yaşanıyor. Yani Türkiye'de insanın değeri üzerinden değil, işte bizim de genel başkanın dediği gibi paranın değeri üzerinden politikalar yapılıyor. Siyasetler oluşturuluyor. Siyasetler böyle yapılıyor. İşte biz tüm bütün bunları reddeden bir noktadan politika diyoruz. HDP'yi farklı kılan bu diyorsunuz. HDP'yi farklı kılan bu. Bir diğeri HDP şimdiye kadar var olan bu kirlilikler üzerinden, doğanın korunmasından tutun, insan emeğinin en yüce değer olduğundan yola çıkarak o emeğin kutsallaştırılması ve değerinin verilmesi, adaletin adil bir biçimde herkese eşit olacak şekilde uygulanması, hele hele bu ülkede barış ortamının sağlanarak kavgaların, dövüşlerin, ölümlerin artık son bulmasını hedefleyen bir partidir. Bütün bunlar sistemin tamamen sil baştan temizlenmesi anlamına geliyor. Öyleyse bunun düşmanı da çok oluyor. Başta iktidar olmak üzere pek çok siyasal parti buna karşı bir çıkış içindedir. İşte bu buradan yola çıkarak biz hatırlarsınız milletvekillerimiz Sinop'tan başlayan bir geziye geldiğinde oradaki olayları, Türkiye'nin bir başka yerindeki, pek çok yerindeki olaylar aslında demokratik bir ülkede mi yaşıyoruz, yaşamıyor muyuz diye insanı kara kara düşündürüyor. Bu tür ilişkiler her siyasi parti aslında her gittiği yerde demokratik bir ortamda, demokratik bir ülkede bunlar özgürce söylenmesi, tartışılması gereken bir şeydir. Beğenirseniz oy verirsiniz, beğenmezseniz beğendiğiniz bir siyasal çevreye, yapıya gider, orada çalışırsınız. Bu kadar kolay çözülebilecek bir şeydir. İşte bunun için de öncelikle bu ülkede barış ortamının sağlanması, insanların farklılıklarını, birbirlerini kabul etmesi gerekiyor. Siz doğrudan bir karşınızdakini tümüyle kimliğinden dolayı, renginden dolayı, cinsinden dolayı, ırkından dolayı reddettiğiniz zaman, inancından dolayı reddettiğiniz zaman diyalog ortamını baştan yok etmiş oluyorsunuz. İşte biz bu ülkede Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Ermenisiyle, Boşnağıyla, Gürcüsüyle, Çerkeziyle, tüm Lazıyla, tüm çevrelerin Alevisiyle, Sünnisiyle, Ezidisiyle, Yahudisiyle, tüm inanç gruplarının, efendim bunun dışında işte sosyalisti, sosyal demokratı, farklı kimliklerin olabilecek tüm yapıların bu ülkede bir arada yaşayabileceğini söylüyoruz. Yaşamalıdır da. Çünkü bu ülkeyi kimse bırakıp bir başka yere gitme düşüncesi de yok. Gerekmiyor da. Onun için işte HDP'ye epey bir saldırılarla uğraşıyoruz. Ama bütün bunlar demokratik bir Türkiye, demokratik bir ülke talebiyle yola çıktığımız için bunlara göğüs gereceğiz, karşılayacağız.
çoklarını, karşı çıkanları ikna edeceğiz ve bu ülkede birlikte yaşamanın, ortak politikalar üretmenin, bu ülkedeki oluşan bunca yıllık bu kapitalist sistemin içinde her şeyin kirletildiği, yağmalandığı, efendim hırsızlığın, yolsuzluğun had safhaya ulaştığı bu ülkede bütün bunları düzeltmenin mücadelesini yapacağız. Ama bunu tek başımıza değil, bizimle birlikte yola çıkmak isteyenler, yan yana durmak isteyenler, doğayı korumak istiyorum diyenler, işte ormanların talan edilmesini, HES'lerin, Karadeniz'in her vadisinin santral yapımıyla kirletilmesini, sahillerin taşla doldurulmasını, bütün bunlara karşı çıkacaklarla birlikte bir güç birliği yapacağız, el birliği yapacağız. Demin de arkadaşımın söylediği gibi bu barajları yıkacağız. Peki sizi bu bir şey daha buyurun. Söyleyeyim. Bu barajları yıkacağız da su nereye gidecek diyeceksiniz. İşte bu su da emekçiye gidecek, emeğe gidecek, yoksula gidecek, insana gidecek ve ayrımsız, efendim eşitlik temelinde bu ülkede yaşayan herkese ihtiyacı kadar gidecek. Başka türlü olmaz. Bu söylediklerinizi karşılığını toplumda nasıl görüyorsunuz? Ne kadar ulaşabiliyorsunuz? Ve aynı soruyu Hasan Bey'e sorduğum soruyu size de sormak istiyorum. %10 seçim barajı sesinizi duyurmada sizin önünüzde nasıl bir engel oluşturuyor? Tabii ki. Şimdi bu söylemi güzel bir söylemi bütün bunlar. Yani şu benim söylediklerimi herkesin tereddütsüz kabul etmesi gerekir. Çünkü sizin de düşünceleriniz aşağı yukarı bunlardır. Farklılıkları olsa bile. Ama dönüp dolaşıp geldiğinizde bu HDP dediğiniz zaman, bunu HDP söylüyorsa zinhar karşı çıkma refleksi geliştirilmiş bu ülkede. Bu ülkede Kürtlere, kızılbaşlara, kadınlara, komünistlere yıllardır sürdürülen bir şiddet, bir red ediş, bir karşı koyuş var. Bütün bunlar yılların birikimini şu iki senede ortadan kaldırmak çok da kolay değil. Hele hele bu barajlarla işte azınlığın çoğunluk olma hakkını ve her kimliğin düşüncesi ne olursa olsun düşüncesini açıklama, parlamentoda temsil etme haklarının hele hele önünü kapattığınız zaman işte o zaman işte birileri 12 yılda iktidar oluyor. Her türlü kirliliklerin içine bulaşmış olsalar bile iktidarda kalabiliyorlar. Bir, ikincisi bundan cesaret alarak da bu ülkeyi tek başına yönetmeye kalkışabiliyorlar. Halbuki bir dönüp kendilerine aynaya baksalar kendilerini görecek ama aynaya bakma huyları da herhalde yok. Peki Demirtaş'ın ortaya koymuş olduğu yani HDP'nin ortaya koymuş olduğu barajı tek başına yani parti olarak katılma kararını siz nasıl karşılıyorsunuz? Nasıl karşılık bulacaksınız? Şimdi parti olarak madem ki bir iktidara gelme, bir parlamentoda temsil ettiğiniz kesimlerin sesini duyurmayı düşünüyorsanız mutlaka demokratik parlamenter sistem denilen bu sistemi her ne kadar beğenmemiş olsak bile bu sistemin içinde yaşadığımıza göre burada seçimlere katılacağız. Bu seçimlere katılırken %10 barajı var diye yani daha geriden işte bağımsız milletvekilleriyle işte 10-20-30 civarında milletvekili çıkararak bu tepkiyi örgütlemek çok kolay olmuyor. Aslında biz şöyle düşünüyoruz. Biz bu ülkede barajı aşacağız diyoruz. Çünkü gelinen bir nokta, toplumun her yerde gördüğümüz, karşılaştığımız düşünce, durum şu. Yani evet, Demirtaş çok iyi, çok güzel söylüyor. Aynı benim dediklerimi düşünüyor, anlatıyor, söylüyor diyorlar. Ama bütün bunlar oy noktasında işte barajı aşamayacaklar. Ya da AKP ile ortaklık yaptı gibi söylemlerle önünü kesmeye çalışıyorlar. Halbuki bunu tartışmak bile doğru değil.
Çünkü Demirtaş geçenki grup toplantısında tane tane bir cümleyle anlaştı. Anlattı ve bizim kimseyle ne kirli pazarlığımız ne ortaklığımız olamaz dedi. Bu bir. Cumhurbaşkanının düşüncelerinde hani tek adam olma, efendim parlamentoyu lağvetme anlamına gelir bu. Başkanlık sistemi. Başkanlık sistemi. Bütün bunları yapacak gücü kendinde toplama pratiğine. Biz izin vermeyeceğiz dedi. Sen başkan olamayacaksın diye tane tane söyledi. Biz de oradaydık, o toplantıdaydık. Evet, yani bizim hiç kimseyle kirli pazarlığımız olamayacağı gibi ben şöyle diyorum, iddialı da söylüyorum bunu. Belki bu iddiayı ortaya atanlar kimileri, onlar yarın AKP ile ortak olurlar, tamam, pazarlık yaparlar gelelim. Ama HDP asla bunu yapacak düşüncede değil diyor. Peki, Samsun performansında konuşacağız. Şimdi de Hasan Bey'le konuşacağımız gibi. Şimdi eski ismi İşçi Partisi, şimdi yeni ismi Vatan evet. Partisi. Evet. Doğum Prençik'le birlikte ilme kazanan bir partiden bahsediyoruz. İki gün içerisinde 5000'e yakın oy sayısını üye yaparak adından bahsettirdi. İşçi Partisi ile Vatan Partisi arasındaki fark nedir? Ve siz özellikle %10 seçim barajı ile ilgili yaklaşımları nasıl ortaya koyuyorsunuz? Evet. Yeterince ifade edebiliyor musunuz siz de kendinizi? Evet, şimdi onu da anlatayım. Ben öncelikle bizi seyreden halkımıza, Samsun halkına özellikle buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi Vatan Partisi 15 Şubat 2015'te İşçi Partisi daha doğrusu genel kurultayımızla, olağanüstü bir genel kurultayla ismini değiştirdi ve Vatan Partisi yaptı. Bunun amacı şuydu, öncelikle onu belirteyim. Vatan Partisi Türkiye'mizin şu önümüzdeki bu karanlık döneminde milletin birliğini, bütünlüğünü sağlayacak birleşmeyi sağlamayı amaçlıyordu. Evet. Bu amaç için isim de dahil olmak üzere partinin yönetimini de değiştirmek şartıyla, yani yönetimdeki MKK'sını genişletip partiyi gençleştirip ve bu kadrosuna da milliyetçileri, halkçıları ve devrimcileri de alarak bir bütünlük sağlamak ve halkı bütün olarak kucaklamak amacıyla bunu yaptı. Şimdi ve halkımızın da böyle bir isteği varmış ki çok büyük yankı uyandırdı bu. Yani halkımızın hani ilk günlerinde telefonlarımız susmadı o derece. Yani biz genel merkeze ulaşamıyorduk bile. Yani genel merkezde görüşememe durumuna kadar gelebildik. Büyük bir teveccüh vardı. Halkımıza da bundan dolayı da teşekkür ediyoruz. Şimdi burada tabii Samsun genelinde de aynı yansımalar oldu. Eğer burada %10 barajını nasıl buluyorsunuz falan derseniz, tabii ki %10 barajı çok antidemokratik bir uygulamadır. Yani baraj diye bir şeyin olmaması gerekir ve bütün herkes mecliste tek kişi dahi olsa da temsil edilmelidir. O anlamda barajı hiç antidemokratik olarak bulmuyoruz. Kesinlikle kaldırılması gerekir. Fakat bizim tabii barajla ilgili bir sıkıntımız şu anda yok. Onu hiç görmüyoruz. Yani barajla ilgili sıkıntılarımız yok. Biz çok barajları yıktık. Onu da söyleyeyim. Yani o Silivri barajlarını da yıktık. Bu barajı da yıkarız. Hiç sorun değil bizim için. O anlamda önümüz açıktır. Milli hükümettir hedefimiz. Bunu kuracağız. Hep birlikte halkımızla. Milletimize güveniyoruz bu konuda. Evet. Peki Perinçek'in İsviçre davasının yansımaları üzerinde neler söylenebilir? Yani çok olağanüstü tabii bunu ne denir ona, merkez medya tabii çok üzerinde durmadan es geçip haberler yaptılar. Hatta işte mecburen falan yaptılar. Fakat çok önemli bir olaydı bu. Yani Türkiye'mizin önünü açması bakımından çok önemliydi. Çünkü bir emperyalist bir yalan vardı burada. Yani işte
Türk milletini soykırımcı, vahşi bir millet olarak göstermek istediler. Fakat bunun böyle olmadığını kendi mahkemelerinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde böyle olmadığını kanıtlandı. Şimdi buna tabii itirazlar geldi. İşte ikinci yüksek mahkemeye verildi falan. Ama bu kendi içlerinde bir çelişkiye düşüyorlar burada. Yani kendi hukuklarını tanımaz pozisyona düşmüş oluyor. Yani onlar da kendileri ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar şu pozisyonda. Yani geri gelme ihtimali, yani bu kararın geri alınması olasılığı yok. Öyle bir şey yok. O açıdan milletimiz rahat olsun. Bu sorun, Ermeni meselesi sorunu çözülmüştür. Türk milleti adına korkuları olmasın. Peki Perinçek'in yine Arınç'ın sözleri için bölenler bölünüyor ifadesi gündeme düştü. Evet. Özellikle Cumhurbaşkanı ile kendi aralarında bir ilişki problemi varmış algısına karşılık bunu söyledi. Siz Adalet ve Kalkınma Partisi'nde böyle bir ayrışım içerisinde bir atmosfer görüyor musunuz? Evet, bakın şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP bu ülkeyi bölmek için getirilmiş, yani bu ülkeye atanmış, yani BOP eş başkanı olarak atanmış bir şeydir. Memurdur, memur konumundadır AKP hükümeti. Bu hükümet görevini yaparken ve o görevini yaparken bulduğu, diyelim ki bu görevi nasıl yapacaktır, işte arkasında emperyalist destekleri alacaktır, paralar gelecektir, işte belli başlı devletlerden falan paralar gelecek, ama artık o görevini yapamaz hale geldi. Çünkü milletin kayasına dayandı. Yani millet bunu göğüsledi. Göğüsleyince ne oldu? Şimdi bir şey içerisindeler. Çıkmaz içerisinde olduklarını anladılar. Evet. Ve panik havasındalar. Ve bu seçimlerde de panik halindeler. Bu panik onlara hata yaptırtıyor. Zaten hata, baştan sona kadar hatalılar. Buna hata yaptırtıyor ve birbirlerine, düşmelerine sebep oluyor bunlar. O açıdandır bunun şeyi. Yani bölenler bölünüyor. Bölmek için getirenler bölünüyor söylemi bunun içindir. Bölünecekler. Öyle çıkış yok. Bölünecekler. Peki İşçi Partisi özellikle emekçi ve işçi sınıfıyla ilişkisini nasıl kuruyor? Onlara neler söylüyor? Vatan Partisi. Evet, Vatan Partisi. Özür dilerim. İşçi Partisi ile şimdi Vatan Partisi oldu ama İşçi Partisi'nin bakış açısıyla Vatan Partisi'nin bakış açısı arasında bir değişiklik oldu mu? Yok, bir değişiklik olmadı. O aynı da. Şimdi emek, dediğim gibi, bütün kendine sol demeyen partiler de buna katılacaklardır. Emek en büyük değer bizim için. Yani emeğiyle kazanan, emeğiyle üreten insanların muhakkak haklarını almaları gerekir. Ve onların gelişmesi açısından da, ekonomik anlamda gelişme açısından her türlü kanunsa kanun, işte yasaysa yasa, neyse, önlerinin açılması gerekiyor. O bakımdan bizim emek konusunda şeyimiz yok. Yani bir kaygımız yok. Emekçi halkın dayanarak iktidarımızı oluşturacağız. Milli hükümette emekçinin payı çok yüksek olacak. Onlarla birlikte bu şeyimizi devam ettireceğiz. Ettireceğiz. Evet. Peki şimdi son tura giriyoruz. Sadece 5'er dakikamız var. Hasan Bey sizinle. Maalesef 5 dakikamız var. İlerleyen zamanlarda yine tabii bir araya gelme şansımız olabilir. Saadet Partisi'nin Samsun hedefleri üzerine yoğunlaşalım. Adaylarınızı belirlediniz mi? Evet. Hangi kriterleri önceliyorsunuz bunları yaparken ve hedefiniz nedir? Şimdi Saadet Partisi olarak bizim her seçimde, her bölgede, her ilde, ilçede adayımız mutlaka olur. Bizde aday adaylık süreci dışarıdan aday adaylık teklifinin yanında, aday aday olarak bize gelip başvuranların yanında ilçe teşkilatlarının, kadın kollarının, genç kollarının da tekliflerini biz alırız. Buna bir nevi işte katılımcı bir adaylık süreci diyoruz. Dolayısıyla bu teklifleri biz aldık. Dışarıdan aday adayı olarak başvuranlar oldu. Kaç toplam aday? Toplamda 45 aday adayımız var idi. Ancak bazıları memur olarak aday adaylık başvurusunda veya teklifinde bulunmuştu.
Bunlar istifa etmeleri gereken sürede etmedikleri için onları biz 35'e indirdik. Geçtiğimiz haftada mülakattaydık. Mülakata da mesai saati içinde olduğu için her aday adayımız gidemedi. Bazıları tabii işinin başındaydı. Biz de şu anda aday adayı olarak 35 civarında bir aday adayımız var. Biz bunu medyaya bildirmedik. Aslında bu bir siyasi parti olmamız hasebiyle bunu işte iktidar partisinde olduğu gibi bir işte bahar şenlik havasına dönüştürülebilirdi belki. Hı hı. Ama biz burada aslında şey görüyoruz, biraz daha samimiyet görmüyoruz bu tür bir uygulamada. Nasıl samimiyet görmüyoruz? Çünkü ne kadar kendini tanıtırsan tanıt, senin aday adayı olmanı halk sağlamayacak. Üst merci sağlayacak. Yani siyasi parti genel merkezi var. Genel merkez belirleyecek bunu. Ne kadar kendini tanıtırsan, reklamını yaparsan, para harcarsan harca. Bu sadece ve sadece kendin seçilemeyeceğini bildiğin halde reklamını yapmak olur. Bu da bizde kardeşlik hukukunu zedeleyeceği için buna biz ön vermiyoruz. Yani bunu yapmadığımız için bizim sürecimiz böyle gelişiyor. Her seçimde böyledir. Adaylarımızı tanıtacağız. Zaten 7 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'nda listeler verilecek. Biz şu anda... Kamuoyuyla ne zaman paylaşacaksınız? Aday adaylarımız mı? Evet. Paylaşmayı düşünmüyoruz. Paylaşmayı düşünmüyorsunuz. Gizli tutuyoruz. Çünkü şöyle bir şey. Paylaştığımız zaman bu sefer yarış başlıyor. Parti içi yarış başlıyor. Parti içi yarış bizim içerimizde yani bütün milli görüş, yani geleneği böyledir milli görüşün. Kardeşlik hukukunu zedeliyor. Belki kendisini ön plana çıkarmak isteyen kişiler olacak medyada. Bu öbür taraftakini daha fazla belki zedeleyecek. Böyle olunca biz bunu istişareye bağlıyoruz. İstişare sonucu aday adaylarına diyoruz ki, ey aday adayı arkadaşlar, sizin istişare sonucu listeniz ve sıralamanız bu şekilde. Herkes de sırasına razı oluyor. Bizim de şeyimiz bu. Yani çalışma usulümüz bu. Peki hedefiniz nedir Samsun'da? Şu anda Samsun'da 9 tane milletvekili çıkaracak. Samsun'da 9 milletvekili çıkaracak. Evet, siz bunun kaç tanesine talip oluyorsunuz? Şimdi efendim şöyle bir şey var. Az önce de söyledik. %10 seçim barajı. Ben birçok siyasetçi gibi işte biz seçim barajlarını bizim için hiçbir şey değil diyemem. Çünkü bir realite var. Bu realitenin üzerinden konuşmam lazım. Hı hı. Bizim şu anda geçtiğimiz seçimlere baktığımız zaman %2 ile %3 arasında bir oy oranımız devamlı çıkıyor. Ancak milletimiz az önce de söylediğim gibi %10 seçim barajını aslında beyninde kurgulamış. Ben özellikle bütün seçimler öncesinde şunu söylerim. Herkesin oyu %0. Her seçim öncesi herkesin oyu %0'dır. Evet. Ancak işte medyada ön plana çıkma, tanıtım, harcanan para, özellikle yerel medyadan bahsetmiyorum, yaygın medyadan bahsediyorum. Bu konuda aslında iletişim uzmanlarının bir testi var. O test sonucu şöyle bir test yapıyorlar karşıdaki kişiye. Ben sana diyor 10 tane soru soracağım ve her sorunun karşılığında bana beyaz diyeceksin. Tamam mı diyor? Tamam diyor. Belki bunu birçok arkadaşımız bilir. Süt ne renktir? Sütün rengi nedir? Beyaz. Sütün rengi nedir? Beyaz. 10 tane soruyor bu soruyu. En sonunda inekler ne içer? Süt içer diyor karşı taraf. Biz buradan şunu çıkarıyoruz. Halbuki inekler süt içmez, su içer. Bir kişiye devamlı eğer AK Parti birinci, CHP ikinci, MHP üçüncü derseniz o kişi de gider seçim sandığında evet böyle der. Yani algı oluşturulur. Algı operasyonudur. Bu algı operasyonu seçimlerde çok fazla ileri gidiyor. Özellikle şu anki hükümetle işte Cumhurbaşkanlığı makamı arasındaki kavganın da bence sebebi algı operasyonu yaratmak, oluşturmak. Oraya girmeden Samsun'daki adaylarımızı biz belirliyoruz. Samsun'daki adaylarımız gibi bütün Türkiye çapında da adaylarımız Allah'ın izniyle 550 adayımız hepsi hazır konumda seçimlere girecek. Gireceksiniz. Peki. Evet. Dediğim gibi bizim seçim barajımız vatandaşa soruyoruz. Baraj olmasa hangi partiye oy verirsiniz? %14 Saadet Partisi çıkıyor. Baraj olursa ne oluyor? İşte siz barajı geçemezsiniz. İşte bakın şu düşünceye bakın. Yani bu düşünce insanları bence yanlış yönlendiriyor. Aslında bazı notlar almıştım ama
İsterseniz çok şimdi, hızlı sadece tek bir şimdi dakika efendim, son olaylar Bülent Arınç'la Cumhurbaşkanlığı makam arasındaki Cumhurbaşkanı kendi arasındaki geçen olay aslında her seçim öncesi oluşturulmak istenen bir psikolojik algı var. İşte Cumhurbaşkanı seçimleri 2007 seçimlerinde oluşturuldu. 2011 seçimlerinde başka bir şey. 2014 seçimlerinde paralel yapı. Şimdi bu seçimde de çözüm sürecine karşı duran bir grup oluşturulduğu düşünülüyor. Bunun karşısında işte PKK ve sempatizanları ve yeni Türkiye, yeni anayasa başkanlık sistemine karşı da kendi içimizde bizim gruplar var. Biz de bunları temizliyoruz. Bakın çözüm süreciyle de ilgili biz Kürt sorunu yok dedik. Aslında biz milli düşünüyoruz. Biz her zaman söylediğimiz Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır diyoruz ya. Aslında ben de diyor aynı şeyi söylüyorum deyip karşı tarafla yani HDP ve BDP grubuyla bir çatışmaya geçiyor. Burada milletimizin oyunun milli kanada akmasını yani MHP, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi tarafına akmasını engellemek ve yeniden %40'ın üzerinde oy almaya çalışmak için bunlar yapılıyor. Ve kendi içlerinde de yeni Türkiye ve yeni anayasaya karşı bir grup varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ve işin merkezinde Tayyip Erdoğan kendisini oturtmaya çalışıyor. Mesele bu. Başkan olmak istediği için. Evet. Peki. Mesele bu. Cevdet Bey sizinle devam edelim. Siz Samsun'u nasıl okuyorsunuz, nasıl algılıyorsunuz? HDP Samsun'da neler yapacak ve son dönemlerdeki Cumhurbaşkanı'nın çıkışıyla ilgili neler söylemek istersin? Evet, Samsun'da bizim yapacaklarımız üzerine işte biz genelde politikalarımızı anlatacağız. Samsun'un nasıl kirletildiğini, yeni yaşam politikamız var. Demokrasiyi talep eden, barış, eşitlik ve adaleti talep eden, emeğin haklarının kazanılmasını, sendikalaşmasını, örgütlenmesini emekçilerin talep eden, efendim doğanın ve çevrenin talan edilmesine karşı çıkan kadınların toplumda hem dışlanmasını hem öldürülmelerini reddeden ama kadınların da toplumda eşit temsil olanağını sağlayacak politikaları uygulayan, anlatan, bunun dışında eğitimin, sağlığın paralı olmasına karşı çıkan gibi sayabileceğiniz pek çok alanlardaki politikalarımızı yurttaşlarımızla paylaşacağız. Adayları bunları tabii bunlar üzerinden siz belirlediniz mi? Aday adaylarınızı Samsun'da. Adaylarımızı belirledik. 9 tane adayımız var. Bunun tabii ki yarısı kadın, yarısı erkek diyelim. Tam yarı olmuyor. Belki pozitif ayrımcılık yapıp 5'e 4 yapmışsınız da. Kadınları da politikaya almak. Bakıyorsunuz parlamentoda kadın yok. Her parti 3'er 5'er göstermelik kadın gösteriyor. Halbuki biz mecliste yarısı kadın, yarısı erkek olmalı iddiasında olan bir partiyiz. Bunun siz dışında kamuoyuyla paylaşacak mısınız adaylarınızı? Mutlaka. Mutlaka onlarla birlikte bir araya geldiğimizde adaylarımızı tanıtacağız. Belki bizim adaylarımız fabrikatör değil. Bizim adaylarımız zengin iş adamları değil. Bizim adaylarımız genel müdür değil falan değil filan değil. Hepsi tabandan emekçi, dar gelirli, yoksul, emekli insanlardan oluşan bir aday profilimiz var. Biz bunlarla politika yapacağız. Değilse şimdi servetlerini yarıştıranlarla biz yarışmayacağız. Biz emeğiyle geçinenlerin iktidarını, demokratik halk iktidarını savunduğumuza göre bizim adaylarımız da o çerçevede olacaklar. Bir. İkincisi, aslında Samsun'da anlatılacak çok şey var. Samsun'da biliyorsunuz Samsun bir tarım Bafra ve Çarşamba var evet, dolayı. Tarım memleketi işte, diyelim. Hadi. Evet. Bafra ve Çarşamba dünyada pek bulunmayan iki tane çok güzel bir ova var. İşte gidin Çarşamba Ovası'nın o ucundan termik santral, bu ucundan işte azot bakırdan tut, mobil santral, bilmem yeşil yurdun kurduğu santral, işte Kim Cengiz, Cumhurbaşkanı'nın arkadaşı
Cengiz'in kurduğu santrallar derken Tekeköy'de oturulacak gibi değil. O kadar çarşamba ovası kirletiliyor. Aslında var ya, bunun ötesinde bir başka tehlike daha var. İnsanların henüz görmediği. Tarım artık makineleşiyor diyorlar ya. Tarım büyük şirketlerin eline geçmeye başlıyor. Büyük şirketlerin eline geçtiği zaman da bu tarım alanları ne olacaktır? Büyük şirketlere geçecek. Bu köylerde, kasabalarda, çarşamba, bahra ovasında çalışanların hepsi kendi tarlalarında, bağ bahçelerinde işçi haline gelecekler. Onlar da burada geçinemediklerinde ver elini İstanbul, İzmit, bilmem büyük kentlere, metropollere taşınacaklar. Orada yaşayanları biliyorsunuz, duyuyorsunuz. Yokluk, sefalet, açlık ve perişanlık içinde orada çalışıyorlar. Asgari ücretin bile çok çok altında koşullarda çalışıyorlar. Merdiven altı denilen sendikasız, sigortasız, sağlıksız ortamlarda çalışıyorlar. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde önümüzdeki sürecin çok karanlık, çok kirli ve çok zorlu olduğunu görüyoruz. Bütün bunları halklarımızla paylaşacağız, oturacağız, konuşacağız, onları ikna etmeye uğraşacağız. Ve çözümü biz değil, onlarla birlikte bir araya gelerek birlikte mücadele etmenin yolunu yaratacak Halkların evet. Demokratik Partisi. Neyse, biz kimseye sizi kurtaracağız, bize oy verin demiyoruz. Herkes kendi mücadele ederek halklarını, emeklerinin karşılığını alacak bir demokrasi ortaya çıkaracağız. Bir de son olarak şunu söyleyebilirim. Bütün bunlar nasıl yapılacak? Demokrasi tabandan başladığına göre köyden başlayan halk meclisleriyle köyün sorunlarını köylüler kendi tartışarak çözümünü kendileri bulacaklar. Kasabalarda aynı şekilde kendileri oluşturacaklar. Kentlerde kendileri oluşturacaklar. Ve diyelim ki Samsun'u yerinden ve yerelde yönetim adını verdiğimiz bu yöntemle Samsun'u Samsunlular yönetecek. Ankara'dan başbakanın bilmem kimin talimatıyla Samsun yönetilmeyecek. Valisini de, kaymakamını da, belediye başkanını nasıl, muhtarını nasıl seçiyorsa onları da seçecek. Samsun'u Samsunlu yönetecek. Yönetecek. Adana'yı Adanalı yönetecek. Antalya'yı Antalyalı yönetecek. Peki. Böyle bir demokrasiyle bu ülkede her türlü kirliliğin, yolsuzluğun önüne geçilebileceğini düşünüyoruz. Yöntem bu. Demokratik bir Türkiye dediğimiz, demokratik halk iktidarının kurulması dediğimizde bu. İşte biz bunu yarattığımız zaman esasında son söz olarak şunu söyleyebiliyoruz. Biz bunu yapmak için demin de söyledim, zenginin sözüne değil, yoksulun gözüne bakacağız. Peki. Bu politikaları böyle üreteceğiz peki, diyorum. Teşekkür ediyorum. Peki Haydar Bey, sizinle de tamamlayalım. Siz bu seçim sürecini nasıl değerlendirdiniz ve adaylarınızı belirlediniz mi? Kamuoyuyla paylaşacak mısınız? Siz nasıl hedefliyorsunuz? Kaç tane millet baraj sorunumuz yok diyorsunuz? Yok. Samsun'da kaç tane milletvekili çıkarmayı hedefliyorsunuz? Şimdi biz adaylarımızı da henüz adaylarımızı belirlemedik. Adaylarımız 3 Nisan'da ön seçim olacak. Ondan sonra adaylarımızı belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Siz ön seçim yöntemi. Evet. Açıklayacağız. Şimdi bizim baraj sorunumuz yok dedik bu seçimlerde. Hani iktidar, siyasi partiler iktidar olmayı hedeflerler. Eğer iktidar olmayacaksanız, zaten öyle bir hedefiniz yoksa bu inandırıcılığı olmaz. Biz şimdi buradan kaç tane milletvekili çıkaracağınız hesabını yaparsak eğer yanlış yapmış oluruz. Ben bütün hepsini çıkaracağım diye söylerim bir siyasi parti başkanı olarak. Ama bunu milletimiz karar verecektir. Buradaki bütün milli güçler, cumhuriyetçi, milliyetçi ve halkçı, devrimci güçler arkamızı alarak hep birlikte bunu başarmayı planlıyoruz, düşünüyoruz. Burada tabii bugüne kadar ne yaptınız ya da ne yapacağız önümüzdeki Samsun için mi ne yapacağız anlamında konuşursak evet, yani şöyle şunu anlatayım o zaman. Ben aslında Samsun için yerelde yapılacak şeylerin ya da birçok şey var tabii yapılacak ama bunların genel politikalarla alakalı olduğunu,
düşünüyorum. Niçin? Diyelim ki bir bayındırlıkla ilgili bir sorun var Samsun'da. İşte çarpık kentleşme var falan filan. Ne yapıyoruz bunu? Buradaki herhangi bir nasıl çözeriz? Yanlış bir çarpık bir kanun varsa eğer, genel olarak bir yasa varsa, evet, bunu çözme sorunu burada nasıl olacaktır? Bilirler. Necmettin Erbakan'ın, hocamızın bir sözü vardı. Ancak pansuman tedbir olabilir burada yapılacaklar. Onun için önce kanunların, genel kanunların değişmesi, bu değişiklikle birlikte bunların algılanması gerekir, yapılması gerekir. O açıdan yani bir milli hükümetin mecliste olması ve toptan bir Kemalist devrim ve cumhuriyetçi bir meclisle, Kemalist bir meclisin yeniden yapılandırmasıyla, Türkiye yeniden yapılandırmasıyla ancak bu bütün sorunların çözülebileceğine inanıyoruz. Yoksa burada dediğim gibi aynı sistem içerisinde, bu sistem içerisinde yapacağınız bütün yaklaşımlar, bütün olayların hepsi sadece pansuman, pansuman tedbir olarak kalacaktır. Parmağınızı saracaksınızdır, sonra bitecektir o. Yani tekrar kanamamasını sağlamayacaktır. Siz başkanlık sistemi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani parlamenter sistemin değişmesi ile ilgili tartışmalar sürdürülüyor, evet, şu anda biliyorsunuz. Başkanlık sistemini tek isteyen Avrupa Birliği, ABD ve BOPEŞ başkanlığı. Bu başkanlık sistemi bunlar istediğine göre en azından, en yani minimumdan bakarsak eğer, bu yanlış bir şeydir. Yani bizim bölünmemizi getiren neden ona başlangıç, bölünmeyi getiren başlangıç olacaktır. Onun için karşıyız başkanlık sistemine. Kökünden karşıyız yani, temelden. Ulus devletimizin sistemimizin devam etmesinden yanayız. Evet. Sağ olasınız. Peki, size de teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Değerli izleyiciler, Samsun Nabzı'nda bu gece Samsun Vatan Partisi, Saadet Partisi ve HDP il başkanlarını ağırladık. Sadece Saadet Partisi'nde GİK üyesi Hasan Bayram var, bizimle birlikteydi. Düşüncelerini, Samsun'daki yol haritalarını bizimle paylaştılar. İlginiz için teşekkür ediyoruz. Çarşamba günü Samsun Nabzı'nda Osman Genç konuğumuz olacak efendim. Biz de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Mutlu akşamlar dilerim efendim.